lideri Xi Jinping, uluslararası eleştirilere rağmen Doğu Türkistan'daki Uygurlarla ilişkilerde katı yaklaşımın sürdürülmesi çağrısında bulundu. Cumartesi günü Doğu Türkistan'ın başkenti Urimçi'de bir konuşma yapan Xi, terörle mücadele önlemlerine ve bölgedeki yerli nüfusun çoğunluğunu oluşturan Uygurlar için baskın din olan İslam'ın daha fazla Çinileştirilmesine duyulan ihtiyacı vurgularken, sosyal istikrarın orada en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. Xi Jinping, cumartesi günkü konuşmasında Doğu Türkistan politikasını tanıdığını söyledi. Bu da Doğu Türkistan'da Müslüman Türk soykırımının bir numaralı suçlusunun kendisi olduğunu gösteriyor. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da Müslüman Türklere yönelik zulüm ve soykırım, İslam alemi ve Türk dünyasının sessizliğinde devam ediyor. Bunun en son örneği Kusman Rahim isimli Doğu Türkistanlı Kazak Türk'ü düğünlerde Kur'an-ı Kerim okuduğu için gözaltına alındı. Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer etnik bir Kazak erkeği Kur'an okumaları yaptığı için gözaltına aldı. Müslüman bir düğünde dahil olmak üzere Kazakistan Merkezli İnsan Hakları Grubu Atajurt'un başkanı Perşembe günü verdiği röportajda 56 yaşındaki Kusman Rahim'in makamlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra 14 Temmuz'da gözaltına alındığını söyledi. The Times of London'ın haberine göre Çinli bir casus LinkedIn kullanarak İngiliz yetkililerin devlet sırlarını toplamaya çalıştı. The Times'a göre en az 5 yıl boyunca Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın Pekin'deki merkezinde çalıştığını söyleyen casus, hassas bilgilere erişim olan güvenlik görevlileri, devlet memurları ve bilim insanlarına yaklaşmadan önce profil resmi olarak stok görüntüleri kullanarak çeşitli profiller oluşturdu ve bazen işveren olarak sahte şirketleri listeledi. The Times'a göre Batılı güvenlik servisleri bu casusun bir nesil içinde İngiliz çıkarlarına karşı çalışan en üretken casus olduğuna inanıyor. Gazeteye göre casusun asıl takma adı Robin Zhang'tı. Ancak Eric Chen Yixi, Robin Cao, Lincoln Lam, John Lee ve Eric Kim isimleri de kullanıldı. Özbekistan Yüksek Mahkemesi 1920 ve 1930'larda Rus ve Sovyet güçlerine karşı şiddetli bir şekilde başlayan basmacı yani akıncılar hareketine katıldıkları için Sovyet rejimi tarafından mahkum edilen 240 kişiyi temize çıkardı. Yüksek Mahkeme 24 Ağustos'ta birçoğu idam cezasına çarptırılan ve diğerleri uzun yıllar hapis cezasına çarptırılan erkekleri temize çıkarma kararını açıkladı. Bu son kararla birlikte basmacı hareketine mensup toplamda 856 kişiye iadeyi itibar yapıldı. Oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ile ilgili ekipmanın satışını onayladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin Tayvan'a silah satışını derhal durdurması gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. Çin'de aşırı yağışların sebep olabileceği seller nedeniyle eyalet düzeyindeki 10 bölgede acil durum ilan edildiği bildirildi. Sel Kontrolü ve Kuraklık Yardım Merkezi'nden yapılan açıklamada ülkenin kuzey, orta ve güney batısındaki Shandong, Shanxi, Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Sichuan ve Gechou eyaletleriyle merkeze bağlı yönetilen eyalet düzeyindeki Chongqing ilinde 4. seviye acil durum uyarısı yapıldı.